Merhabalar efendim. Merhaba. 23 Ekim 2020 Cuma haftasında Vizyon'a 4 farklı film girmişti. Bunlardan bir tanesi de Dengesiz, Unhinged, Russell Crowe'un filmi. Ali Uygu Bey filmi bizim için izledi ve değerlendirdi. Şimdi kendisinden filmle alakalı yorumlarını alacağız. Evet, Russell Buyurun Crowe efendim. başrolde. Şimdi e, Dengesiz şöyle 90 dakika ama çok büyük çok kalabalık bir kadroyla çekilmiş. Jenerikler sonunda bayağı bir yer zaman alıyor. Diyelim ki 80-82 dakika. Ama inanın seyrettikten sonra diyorsunuz ki iyi ki iyi ki sinema var. İyi ki ben sinema da bu filmle buluştum. Bu heyecanı yaşadım. Adrenalininiz yükseliyor film boyunca. Ve 87 2 dakika hiç nefes aldırmıyor size. Tabii aslında bir kolaj. Son dönem filmlerine baktığımızda işte Polaroid gibi, tek başına gibi. Bunlar ortalama korku filmleri. Ama bütün bu filmlerde şu var, çok. Daha doğrusu Amerikan korku sinemasında ki çok üretim yapılıyor. Bu üretimde. Ortalama filmlerle karşılaşıyoruz. Ama e, her filmde öyle anlar var ki onlardan zevk alıyoruz. Filmin bütününden değil belki. Genelde filmler, hikayeler bizi sarıp sarmalayacak şekilde başlıyor. Mesela bu tek başına filminde de var. Bir bir, bir sahne var mesela. Kadını takip eden bir adam, kadın benzinlikte telefonla konuşurken şu araba geliyor onu bir takip etmesi var. Yani aslında öylesine irkiliyorsunuz öylesine gerilim halinde yani kendi başınıza geldiğini düşünüyorsunuz ki gerçekten etkili oluyor o sahneler sizin üzerinizde. Çünkü korku filmlerinde aslında direkt olarak çok şiddeti, vahşeti vesaireyi göstermeden sizin hayal gücünüzü çalıştırarak daha çok etkili olur yönetmenler. Siz e, perdenin dışındakileri, perdede gösterilenden yola çıkarak, perdenin dışındakileri hayal ederek daha çok ürperirsiniz, korkarsınız. Ama sonra bu bahsettiğim filmler hikaye ilerledikçe e, bildiğimiz vasatlıklara teslim oluyorlar. Şimdi hı hı. Dengesiz e, böyle bir film değil. Çok sert bir film bir kere. Şiddeti hiç sakınmıyor. Ama nasıl başlıyorsa öyle bitiyor. Yani çok sert başlıyor, şiddet yüksek, hiç durmuyor, duran hiç değil ve başladığı gibi bitiyor. Yani filmin adı dengesiz olsa da filmin tartımında bir dengesizlik yok. Çok iyi bir kurgusu var. Ha orijinal bir şey sunuyor mu bize? Orijinal bir şey sunmuyor. Orijinal bir hikaye değil. Bir kolaj yapmış. Mesela Joel Schumacher'ın bir filmi vardı. Sonun Başlangıcı diye. Michael Douglas oynuyordu başrolünde. Trafi trafiğe çıkan ama aslında özel hayatında inanılmaz sorunlar yaşayan ...bir adamın çıldırma düzeyine gelmesi ve film boyunca aslında bir tür terör estirmesi üzerine kuruluydu. Hı hı. Şimdi dengesizde de Russell Crowe ki kendisini gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Bir dev olmuş. Yani aşırı kilo almış, devleşmiş ve çok gerçekten yüzüyle size ürperti veren bir adam haline gelmiş. O özel hayatında inanılmaz sorunlar yaşayıp zaten ruhsal olarak altüst olmuş ve ilaç kullanan bir adamın nasıl bir seri katile dönüştüğünü görüyorsunuz. Bu bir sır değil. Seri katile dönüşüyor ve kafasını trafikte bir genç kadına takıyor. Genç kadın da kocasıyla ayrılma aşamasında oğluyla birlikte arabada ona takıyor ve film boyunca ona ve çevresine kan kusturuyor. Film e, bu minvalde hareket ediyor. Ama film birkaç şeyi bir araya getiriyor. Bir kere bir yol filmi, inanılmaz başarılı e, araba sahneleri var. Yani e, kaçıp kovalamaca ama son derece mantıklı, mantıksız bir şey yok. İnanılmaz araba sahneleri var. Gerçek çok zor. mi? Gerçek, dijital etki e, az kullanılmış. Gerçek yani... E, dublörler harikalar yaratmışlar. Ama bakınız, hiçbir şeyi uzatmıyor film. O onu çok sevdim ben. Bir şey uzatmıyor. Nokta atışı. Vuruyor, geçiyor. Hiçbir şey uzamıyor. Ayrıca bir seri katil ve seri katilden e, kurbanlarının e, seri katille mücadelesi ve kaçış öyküsü var aynı zamanda. Sürprizler var tabii ki. Hani sürpriz diyorum. Aslında sürpriz de kaçmamalı. Sürprizler var film boyunca. Bir de çok dikkatli seyretmeye çalıştım. Hani mantık mantıksız ne var diye. Çünkü genelde bu filmlerde bir şey yakalarsınız. Niye bu böyle değil? Böyle olması gerekiyordu. Burada hata olmuş dersiniz ve biz bu hataları da buluyoruz seyrederken. Hatta ben film bittikten sonra arkadaşlarıma soruyorum. Ya arkadaşlar burada niye bu boşluk vardı? Onlar da cevap veremiyor. Ö e, ö e, onu geçmiş, atlamış ya da üzerinde durmamış. Burada öyle bir şey de yok. Her e, iğne dediğine kadar her şey dolduruluyor. Ama en önemlisi şu tabii seri katil olsun veya dünyanın en dehşet verici gaddar insanı olsun bir tek kişiye bulaşmamalı. Hmm. O bir tek kişi bir tek kişiye bulaştığı anda kaybetmeye mahkumdur. Hmm. Bir anneye bulaşmamalı. Dünyanın bana göre en güçlü insanı annedir. Eğer bir anneye bulaşırsanız, hele onu çocuğu üzerinden sınamaya kalkarsanız, siz ne olursanız onun kaybetmeye mahkumsunuzdur. Burada da e, aynı şey oluyor ama bunun nasıl olduğunu seyirciler gidip görmeliler. Bu filmi kesinlikle büyük ekranda seyretmeleri gerekiyor. Müthiş e, bir ses tasarımı var. Dolby Atmos. Gerçekten çok iyi bir ses tasarımı var. Ee, ve size sinemada olmanın hazının sonuna kadar yaşatan bir film. Ha e, Burada filmi abartmak istemiyorum. Yani Hı. sizin bilmediğiniz, görmediğiniz şeyleri anlatmıyor. Çok orijinal bir hikaye değil. Ama e, sinemanın entertainment denilen yani sinemaya eğlenmek için gidersiniz. Eğlence de bu geniş kavramda e, kullanıyorum. E, oraya gittiğinizde. Bilet alıp içeri girdiğinizde sizin kimyanızın değişmesi gerekiyor. İçeri girdiniz, e, hani böyle sakin biçimde film bitti, sakin biçimde çıktınız. E ne oldu? Niye geldim diye düşünebilirsiniz. Ama burada öyle değil. Burada girdiğiniz gibi çıkmayacaksınız filmden. Bütün kimyanız değişmiş olacak. O açıdan öneriyorum dengesizi. Evet. Teşekkür ederiz. O zaman yani. puanlama yapalım yine geleneksel Tabii ki. Da. Yani sonuçta e, puanlamada biz biraz katıyızdır. Hani e, sinemada seyredilmesi gereken iyi bir hafta sonu e, filmi diyebiliriz. 5 üzerinden 3 veriyoruz. Bu da iyi bir puandır. 5 üzerinden 3. Teşekkürler. Rica ederim. O zaman seyircilerimizden de şöyle bir şey isteyelim. İlk Hı -hı. defa yapacağım bunu. Bundan sonra da geleneksel hale getirelim isterim. Bu filmi izledikten sonra videomuzun altına kendi yorumlarınızı, kendi deneyimlerinizi de paylaşırsanız eğer karşılıklı film hakkında sohbette etmiş oluruz. Sizin fikirleriniz de bizim için önemli. Tabii ki. Yorumlarınızı bekliyoruz o zaman. Evet, çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Bize vakit ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Efendim bu haftalıkta bu kadar. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.